Gaziantep'te kuyumculuk yapan iki kardeş 30'dan fazla vatandaşı ve yakın arkadaşlarını yaklaşık 150 milyon TL dolandırarak kaçmak isterken yakalandı. Kardeşler tutuklanırken iş yeri önünde toplanan mağdurlar ise kayıp paralarının bulunmasını istedi. Adam ol çık karşımıza ya. Biz değiliz sanık ya. Biz evladımız gibi dedik kendini ya. Biz kardeşimiz dedik. Kimi baba dedi, kimi evlat dedi sana. Yani hangi insan buna her? Bizim alacaklarımız hepsi burada. Ağa geldi de geri bura. Milleti dolandırdı kaçtı. Ya şimdi en başta bu benim 15 yıllık arkadaşım. Yani geliyoruz gidiyoruz çoluklarımın çocuklarımın hepsine alışveriş yaptığımız bir yer. Yani güvendiğimiz bir insandı. Yaklaşık bir senedir de böyle alıyoruz veriyoruz. En son Ocak 2024'te benden Paris'te de. Dedi ki abi dedi yani nakidin varsa dedi, getir de dedi. Sen de kazan ben de kazanayım. Evde param duruyor. Dedik ki lan bir belki dedik yaz ucunda bir araba alırız. Getirdik verdik 50 tane tam altın parası verdim. Birinci ayın 16'sında benim paramı tekrar ödeme yaptı. İki gün sonra tekrar aradı. Dedi ki ne? Abi eğer nakidin duruyorsa getir de dedi. Sana dedi ayın 26'sında yani ikinci ayın 26'sında sana dedi. 3 tane fazladan vereyim dedi. E tamam dedik. Verdik. Yaklaşık 1,5 haftadır da bu şekilde kapalı. Kapalı olduğu halde de buraya bir yazı yazmış. Diyor ki ne? Aradık. Ya işte babam dedi ağız kanseri olduğundan sonra İstanbul'dayım. Dünden dolayı ayın 26'sında dükkan açacağım. Hesabınızı kapatacağım dedi. Geçen hafta Cuma günü bir öğrendik ki adam kaçmış. Önen şu an 25-30 kişi var. Herkesin ağzına bakarsan yani bu 150 trilyonun üzerinde falan diyorlar. Benim kaybım 50 altın. Cumhuriyet altını. Ne gibi? Zaten asayişte şikayetten bulundum. Yani yaklaşık 750 üzerinde falan ediyor. Bunlardan ben hemen hemen 20 yıldan beri tanışıyorum ama 4 yıldır yanlarındayım yani. Böyle hani evlatlarımız gibiydi. Her zaman söyledikleri sözde dururlardı yani. Şu an ihtiyacımız var. Bize şunu bul derlerdi. Biz giderdik dosttan, akrabadan veyahut bizde varsa getirirdik. Ondan sonra dediler bize kredi çek, kredi kartlarını verdim. Onları kullandılar. O şekilde en sonunda burada baktım artık çok özlediler. Oğlum dedim bari en azından dedim benim dedim. Yani şu kredi kartımdan kredilerimi temizle. Yani benim hükümetle uğraştırman dedim. Tamam baba söz dedi. Ondan sonra kaçtık ettiler. 2 kilodan fazla toplamı. Yetkililerden bizim hakkımızın almasını istiyoruz. Biz başka ne isteyeceğiz? Kudretim nasıl oğlum? Oğlumun varı yoku 35 tane altını vardı. Kardeşimin de varı yoku 14 tane altını vardı. Bu dedi ki ne? Opa altınları bize verin. Biz sizin işinizi de döndürerek sizin paranızı da değer kazandırak dedi. Bir ayın içinde paranızın hepsini tüm ekerli veririm diye söyledi. Bu paraları aldı kayıplara karıştı. Bir de duyduk yandan yöreden bayağı esnafı dolandırmış. Çoluğum çocuğum eylelin kaldı. Benim bak kardeşimin yuvası dağıldı. Onun bu para onun cep karşılığı. Ama bir fakirin de serveti. Bunu ailesi duyursa, vicdanının azabını da çekmek istemiyse getirsin fakirin fıkaranın az boz paralarını versin. Ya olay bu kuyumcu kardeşimizi ben 10-15 yıldır tanırım. Ki bir o kadar zamandır da alışverişimiz var. Yani niye biz buraya getirdik mallarımızı verdik? Piyasadan daha bize uygun sayıyordu. Yıllardan belli buranın en az 18-19 yıllık esnafı. Kardeşiyle beraber yapıyorlar bu işi. Biz de inandık, güvendik, itimat ettik. Ya o kadar böyle efendi, o kadar dürüst bir tavırları vardı ki yani ben kendimden şüphe ederdim. O insandan şüphe etmezdim. Ha bu olayın da buraya geleceğini zaten bilmiş olsak hangi birimiz bunu yapardık? Çıksın gelsin bizim karşımıza. Biz onun 50 yıl değil 100 yıl 500 yıl hapis yatmasının bize hiçbir fayda sağlayacağını düşünmüyoruz. Ki bize de bir faydası olmayacak. Gelsin bizim mallarımızı versin. Yazılı olan kartvizitteki 630 gram. 2 tane de 20 gram ayrı 40 gram ediyor. Toplamda benim mağduriyetim 670 gram.